Merhaba arkadaşlar, ben Ece. Cesco Tresco Çek Türk'ün Türk kurucu ortağıyım. 2013 yılından beri Cesco Tresco Çek Türk projemizi eşim Milan'la birlikte Prag'da, Çek Cumhuriyeti'nin başkentinde yürütüyoruz. Sizlere en başından beri zaten Cesco Tresco'da Çekçe, Çek Türk'te Türkçe olarak blog ve sosyal medya hesaplarımızda her zaman Çekçe ile ilgili ve Türkiye ile ilgili kültür, yaşam, öğrencilik, masraflar gibi merak ettiğiniz birçok şeyi paylaşıyoruz ve paylaşmaya da her zaman devam ediyoruz. Bütün linkleri aşağıya size bırakırım. Maalesef ki 2020'de böyle bir salgın, hatta pandemi bütün dünyayı sardığı için bize de en çok sorduğunuz sorulardan biri Çek ya da koronavirüs, nasıl gidiyor, yasaklar nedir, ne gibi değişiklikler oldu, vizeler gibi ve bu videomuzda bunları cevaplamaya ve bildiğimiz kadarıyla, tabii ki bir haber kanalı olmayarak kendi takip ettiğimiz kadarıyla bakanlığın web sitesinden ve güvenilir tabii ki haber kaynaklarından size aktarmaya çalışacağız. Eğer ufak farklılıklar varsa veya zaman içinde tabii ki değişiklikler varsa her zaman yorumlarda buluşabiliriz. Şimdi şöyle başlamak istiyorum. Öncelikle koronavirüsün Çekya'ya gelişi Mart ayında oldu. Mart 2020'de. Birinci dalga burada maalesef ki başladı. Ve tabii ki büyük bir panik havası olduğu için Çek hükümeti harekete geçerek çok sıkı önlemler almaya başladı. Ve bu önlemlerin de gerçekten faydasını gördüler. Çünkü sokağa çıkma yasakları, işte belli kişiden fazla buluşma yasakları, birçok yer kapalı derken ve tabii ki ekonomik destekler hükümetten gelmeye devam ederken çoğu kişi evde oturdu, evinden çalışabilenler çalıştı derken yaza kadar aslında birinci dalga bitti denebilir. Hatta yazın o kadar rahatladı ki Çekya. Daha sonra zaten Başbakan Babiş özür bile diledi bununla ilgili. Hani biraz hafife aldık gibi bir konuşma yaptı ve özür diledi. Yazın aslında birçoğumuz, biz de dahil olmak üzere hani ufak tefek gezilere, tatillere, hatta yurt dışına bile çıkmaya başlayanlar oldu. Biz aslında Milan'la bu yaz ilk defa 7 senedir Türkiye'ye gitmedik. Normalde büyük bir kısmını yazın Türkiye'de geçiriyorduk. En az bir ay, bazen 2 aya kadar hem işlerimizi orada yapıyorduk, hem arkadaşlarımızın düğünleri, hem de ailemizi görmüş oluyorduk. Birçok şeyi bir arada yaparak çok efektif bir yaz geçiriyorduk. Bu yaz ama en azından dedik ki Çekya dışına çıkmadan hep doğaya giderek, kamplara, doğa tatillerine, ormanlara giderek, göllere giderek değerlendirelim. Ve tabii ki işlerimizi sizden gelen vekaletnamelerle burada özellikle öğrencilerimizin, müşterilerimizin işlerini çok büyük bir mutlulukla onlar adına halletmiş olduk. Şimdi gelelim yazdan sonraki döneme. Aslında bütün dünyada ikinci dalga başladı. Çekya'da da maalesef ki Eylül ayından itibaren özellikle rakamlar çok artmaya başladı. Dolayısıyla da hemen 5 Ekim tarihinde OHAL ilan edildi. Birçok kısıtlamalar da bir yavaş yavaş gelmeye başladı. Biliyorsunuz ki hemen hemen her hafta zaten yeni kurallar, düzenlemeler geliyor. Ancak çok genel olarak bahsetmek gerekirse bugünün tarihine, yani 30 Kasım 2020'ye kadar aslında bu OHAL devam etti ve devam da edecek gözüküyor en azından. Aralığın ortalarına kadar, sanıyorum 12'sine kadar söyleniyor. Ve bu esnada dediğim gibi birçok yeni düzenlemeler geldi, birçok haberler çıktı ortaya. Ancak bunlardan hani en çok bahsetmem gerekenler şöyle, sokağa çıkma yasağı geldi. Yani hani iş ve tabii ki market ve eczane alışverişi gibi şeyler dışında ve park ve ormanda yürüyüşlere tabii ki izin verildi. Ama en fazla 2 kişi buluşulabiliyordu mesela. Şu anda bu değişti. 6 kişiye çıktığı söyleniyor. Belki 50 kişiye kadar dışarıda buluşmanın artacağı yine görüşülüyor. Her yerde maske takmak aslında zorunluydu. Şu anda da aslında toplu taşımalarda, kapalı alanlarda, hatta bir ara arabalarda bile maske takılmasının zorunlu olduğunu biliyoruz. Maske tabii ki çok çok önemli. Bu yüzden Çeklerin de birçoğu aslında evlerinde birçok desende maske dikmeye başladılar. Sokaklarda birçok böyle sokak satıcıları gibi aslında ya da küçük standlar gibi maske satanlar türedi. Restoranlarda bile maske satıldığını görmeye başladık hep beraber. Düzenlemelerden başka bir tanesi ise bütün mağazalar, AVM'ler, her yer hemen hemen kapalıydı. Tabii ki marketler hariç, eczaneler hariç, benzin istasyonları hariç gibi istisnalar her zaman var, her zaman olacak. Tabii ki fabrikalar çalışmaya devam etti. Ayrıca akşam 9'dan itibaren bir ara sokağa çıkmak tümüyle yasaklanmıştı. Sonra bir 11'e alındı ve daha dün, yani 29 Kasım'da yapılan görüşmeler doğrultusunda hükümette
bu sokağa çıkma yasağının kaldırıldığı, çünkü bütün bu yasakların aslında işe yaradığını gördüklerini söylediler. Bu Perşembe günü, yani 3 Aralık 2020 tarihinde birçok yasak aslında kalkacak deniyor. Örneğin restoranlar, kafeler açılacak, bu konuşuluyor. Şu an onların hazırlığında aslında restoran, kafeler. Söylediğim gibi sokağa çıkma yasağı zaten kalkıyor. Dışarıda buluşmaların muhtemelen sayısı artacak ve insanlar biraz aslında nefes almaya başlayacak diyebiliriz. Gelelim bu Ekim-Kasım aylarındaki o hal esnasındaki kurallardan bir tanesine daha. Mesela bir markettesiniz. Markette 15 metrekarede sadece bir kişi olacak şekilde marketin bunu dağıtması gerekiyor. Bunun için de şöyle bir sistem geliştirdiler kontrol edebilmek için aslında. Alışveriş arabaları veya küçük alışveriş sepetlerinden sayılı olarak, hatta üzerinde sayılar yazacak şekilde her market ayarladı. Bu şekilde içeride kaç kişi olduğunu çok rahat bir şekilde kontrol edebildiler. Ve çok enteresandır ki biz tabii elimizi kolumuzu sallayarak, mesela sadece ufak bir şey alacağımız zaman, markete girdiğimiz zaman hemen marketin girişindeki görevli lütfen herkesin bir alışveriş sepeti veya arabası olacak şekilde girin dediler. Yani bir aile bile olsak biz Milan'la her ikimiz de sepet veya arabayla girmek zorundayız ki sayımızı bilsinler. Başka bir tecrübem ise mesela geçen hafta eczaneye gittiğim zaman o soğukta dışarıda çok uzun bir kuyruk olduğunu gördüm. Çünkü içeride mesela benim girdiğim eczanede 7 kişiden fazla girilemez diyordu. Yine belki muhtemelen metrekareye göre bir hesabı vardır diye düşünüyorum. Biz her zaman bunu bakanlığın web sitesinden takip ediyoruz. Siz de isterseniz Çekçe veya İngilizce olarak aşağı bırakacağım linkte bulabilirsiniz. Bu arada haber kanalları soruyorsunuz bize, nereden takip edebilirim? Eğer Çekçe biliyorsanız biz ÇT Dvadset Çitirci'den takip ediyoruz. Biliyoruz İTNES çok popüler ama biz ÇT Dvadset Çitirci'yi tercih ediyoruz. Haber kanallarında da takip ediyoruz. Onun haricinde Twitter'da takip edebilirsiniz web sitesinden. Eğer Çekçe bilmiyorsanız Facebook'ta birçok grup var. Mesela burada yaşayan bir Türk arkadaşımın önerdiği Help Your Hood diye bir Facebook grubundan takip edebilirsiniz. Bunun haricinde Foreigners.cz, Expats.cz, bunlar hatta size newsletter denen bültenler gönderiyor İngilizce olarak. Haftanın hemen hemen her günü sanıyorum sabah 9'da buranın saatiyle size son haberler geliyor. Hem koronavirüsle ilgili hem de Çekya'da olan diğer haberlerle ilgili. Size yine aşağıya linkleri bırakabilirim. Oradan siz de ayrıca takip edebilirsiniz. Peki biz nasıl geçirdik bunun haricinde? Bu özellikle ikinci dalgayı. Yazın bahsettiğim gibi Türkiye'ye gitmedik. Burada geçirdik. Yine dikkatli olduk. Şimdi de aslında Eylül-Ekim ayından itibaren de çok çok dikkat ediyoruz. Gördüğümüz kişiler çok sınırlı. İş sebebiyle sadece görüşmek durumunda kaldığımız, o da çok kısa bir evrak teslimi gibi şeyler olabiliyor. Görüşmelerimizin çoğunu biz online yapmaya çalışıyoruz aslında herkes gibi. Ve arkadaşlarımızı bile neredeyse hemen hemen hiç görmüyoruz. Veya sadece parklarda, açık havada, ormanda maskeli yürüyüş yapıyoruz. Çünkü bu bence hepimizin ihtiyacı zaten. Ve bütün bunlar olurken Çek hükümeti de tabii ki sürekli kendini geliştirmeye, neler yapabiliriz, nasıl daha iyi önlemler alabiliriz diye ve sistemler geliştirebiliriz diye aslında hep kendi aralarında tartışmalara, çalışmalara devam etti. Bunlardan biri de aslında yeni ortaya çıkan ve Çekçesi PES olarak geçen kısaltması. Bu nedenle de köpek aslında fotoğraflarıyla açıklanan tam tamına 5 farklı faz var diyebiliriz. Uzun bir süre Çekya işte 5. fazdaydı, yani en kötü fazdaydı. Onun kuralları ayrıydı. Yine size aşağıya linkini ve buraya da bir görselini bırakırım anlamanız için. Sonra o biraz vakaların azalmasıyla 4'e geçti ve şu anda, yani dediğim gibi Kasım sonunda, son gününde artık 3. evreye geçileceği, yani biraz daha kuralların gevşeceği söyleniyor. Gelelim Noel marketlerine. Her sene çok büyük bir ilgiyle, günler sayarak beklediğimiz Noel marketleri maalesef ki bu sene birçok yerde kurulmayacak gibi gözüküyor. Ancak ufak ufak işte Noel süslemeleri başladı. Örneğin hepinizin belki bildiği Prag'daki Old Town Meydanı'na bir ağaç kuruldu. Fotoğrafını yine bırakırız size. Ve birçok, belki birkaç ana meydana ve Prag dışında ise yine o şehrin durumuna ya da o bölgenin durumuna göre belki ufak marketler, ufak ağaçlar kurulacağı, ancak önceki senelerde olduğu gibi her zaman herkesin toplanacağı bir törenle o ağacın açılışını yapacağı bir gün tabii ki olmayacak, riski azaltmak için diyebilirim.
hep beraber göreceğiz. Zaten istenen şeylerden biri de biraz Noel zamanında biraz nefes almak, işte aile ve sevdiklerimizle rahat rahat vakit geçirebilmek de bunlardan biriydi. Peki bu esnada Çekya'da tam tamına 3 tane sağlık bakanı değişti. Bu bana sorarsanız bir skandal ama Çekler bunu çok normal karşıladılar. Çok kısaca bahsetmek gerekirse ilk pandemi ortaya çıktığı zaman Adam Wojtek denen, sarışın hatta Çekken denen bir sağlık bakanı vardı. 30'lu yaşlarında, çok genç, aslında dinamik ve ANO partisinden, yani Andrej Babiş'in partisinden. Ayrıca da geçmişinde ise ufak bir şarkıcılık denemesi olan, bir video klibi olan bir bakandı. Size hatta bu konuyla ilgili bir Çektürk blog yazısı yazmıştık. Çok ilginizi çekmişti. Aşağıya yine bırakacağım, bakabilirsiniz. Ancak Adam Wojtek birkaç ay çalıştıktan sonra çok bunaldığını, artık yapamayacağını, ailesine vakit ayırmak istediğini söyledi ve tamamen kendi isteğiyle istifa etti. Sonrasında ikinci sağlık bakanı olarak zaten aslında bu pandemi ekibinde çalışan, Sağlık Bakanlığı'na zaten danışmanlık hizmet veren, birebir hatta televizyonlara da çıkıp çok fazla açıklamalar yapan epidemi uzmanı Roman Primula geçti. Yaşça daha büyük, aslında epidemiolog olduğu için de bu konuya çok hakim olduğu için de genelde Çek halkında bence bir güven uyandırdı. En azından benim çevremde duyduğum bu şekildeydi. Ancak maalesef ki yine bu kısıtlamaların olduğu bir dönemde çok geç bir saatte bir restorandan çıkarken yakalandığı için, bir paparazzi tarafından fotoğraflandığı için maalesef istifaya zorlandı ve istifa etti. Ve gelelim üçüncü ve şu andaki sağlık bakanına, Çekya'daki Jan Blatny ismi. Yine yaşça biraz daha ileri, tecrübesi de var çünkü kendisi zaten Brno şehrindeki üniversite hastanesinde pediatrik hematoloji bölümünün başkanıydı. Dolayısıyla insanlarda yine belki bir güven oluştuğunu söyleyebiliriz. Umarız kendisi de yasakları delmez ve istifa etmek zorunda kalmaz diyorum. Peki gelelim en çok merak ettiğiniz Türkiye'den Çekya'ya geliş veya Çekya'dan Türkiye'ye seyahat ne şekilde oluyor bu dönemde? Şimdi şunu söyleyebiliriz ki tabii ki Mart ayından beri sürekli değişiyor. Mart'ta ilk ortaya çıktığında Çekya yabancılara çıkabilmesi için belli bir süre vermişti ülkeden. Hatta buradan birçok lisans, yüksek lisans ve hatta Erasmus öğrencisi çıkmıştı ülkeden. Daha sonra burada kalanlar ise konsolosluğumuzun da yardımıyla tahliye edilmişti. Bir uçak ayarlanmıştı. Şimdi giriş ve çıkışlarda bir problem yok. Yani öğrenciyseniz, oturum izniniz varsa, uzun dönem burada yaşıyorsanız girip çıkabilirsiniz. Ancak Praha geldiğinizde ya da Çekya'nın herhangi bir şehrine geldiğinizde mutlaka bir test yaptırmanız gerekiyor. Bunu da mesela Prag Havaalanı'nda yapabilirsiniz. Ücreti yanlış hatırlamıyorsam 1600 veya 1800 kron gibiydi. Güncel ücretini euro olarak da size yazarım. O anda havaalanında yaptırabilirsiniz. Ekspres test yaptırırsanız biraz daha pahalı ve hemen o gün içinde çıkıyor. Normal bir test yaptırırsanız da 24 saat içinde sizin mail veya mesaj olarak test sonucunuz geliyor. Test yaptırmak istemiyorsanız, okulunuz veya yurdunuz veya iş yeriniz size bunu zorlamıyorsa karantinaya da gidebiliyorsunuz. Karantina hatta en başlarda 14 günlük bir karantinaydı. Mutlaka evde kalınması gereken bir dönemdi. Ancak sonrasında zaman içinde 10 güne indirildi karantina. Bütün bu konularda zaten Prag'daki Higiena denen ya da hangi şehirdeyseniz oranın Higiena kurumuna mail adresine ulaşmanız mutlaka gerekiyor. Gelir gelmez bu işlemleri halledebiliyorsunuz. Peki kısa dönem vizeler, turistik vizeler maalesef ki Mart ortasından beri bildiğimiz kadarıyla yeşil pasaportlarda dahil olmak üzere turistik gelişler kapalı. Praha'nın sokakları zaten bomboş. Yine bu acıklı fotoğrafları size bırakabilirim. Sadece böyle Çek turist grupları. İşte Almanya, Avusturya'dan gelişler serbest olduğu zamanlarda o gruplar geldiğini görüyoruz. Ancak Türkiye'den maalesef hiç kimse şu anda turistik olarak gelemiyor diyebiliriz. Ayrıca üniversiteler, hatta bütün okullar bir dönem boyunca online'dı. Ancak yavaş yavaş bu esnada özellikle Kasım ayında açılmaya başladı. Mesela birinci, ikinci sınıflar dendi. Sonra başkaları eklendi. Ancak şu anda bildiğimiz kadarıyla ve kendi öğrencilerimizden duyduğumuz kadarıyla da hala üniversiteler online eğitim yapıyorlar. Bunun haricinde Türkiye'den mesela employee card denen, yani çalışma izni çıkarılması da şu anda askıya alındığını duyuyoruz. Buna da bize çok sık soruyorsunuz. Yani Çek firmadan iş teklifi almış olsanız bile, size sponsor bir firma bulmuş olsanız bile
muhtemelen şu anda bu başvuruyu yapamayacaksınız. Ama mutlaka ve mutlaka konsolosluğun ve bakanlığın sitesinden gün be gün takip edin. Çünkü sürekli olarak bu kurallar maalesef ki değişiyor ve bazen hepimiz takip etmekte zorlanabiliyoruz. Bu esnada da Çek hükümeti aslında bence elinden geleni yapıyor. Belki milyar koronlar harcandı bunun için Mart ayından beri. Ancak Çek firmaları ayakta tutabilmek için birçok destek programları var. Çalışamayan işte özellikle turizm sektörünün çok etkilendiğini biliyoruz. Onlar için hala şu an ek destekler görüşülüyor. Onu biliyoruz. Onun haricinde OSIVÇ'ı denen ticaret lisansıyla çalışan kişiler için de aylık ödemeler yaptıklarını, ellerinden geleni yaptıklarını görüyoruz. Umuyoruz 2021'e kadar bu bitmiş olur da bu yardımlara gerek kalmaz. Gelelim aşıya, Çekya'da. Tabii ki bütün Avrupa'da olduğu gibi Çekya'da da aşı tartışılıyor, konuşuluyor. Hatta en son bir izlediğim bir videoda Almanya'ya Noel'den önce aşıların geleceğini, aşı yapılmasına başlanacağını duymuştum. Ama Çekya'da henüz bununla ilgili bir şey duymadım. Ancak aşı süreci için bütün vatandaşlar için ücretsiz olacağı hakkında bir söylenti var. Başka bir söylenti ise Aralık ayında, Aralık'ın sonlarına doğru herkesin test olmasının zorunlu olacağı konuşuluyor Çekya'da. Böyle bir strateji de izleyebilirler. Ancak henüz bir netlik kazanmadı. Birlikte takip edeceğiz ve göreceğiz. Ve videonun başında ve ortasında hep söylediğim gibi bu bilgiler, kurallar, düzenlemeler sürekli değiştiği için mutlaka ve mutlaka siz de bakanlığın web sitesinden, haber kanallarından, güvenilir olanlardan her zaman haberleri takip edebilirsiniz. Konsolosluğu arayarak danışabilirsiniz ve en sağlıklı, en güncel bilgiyi her zaman mutlaka resmi kurumlardan alabilirsiniz. Biz de Çekya'da özel bir şirketiz. Sadece size genel bir fikir vermek, kendi yaşamımızı nasıl etkiledi, bizim gördüklerimiz neler oldu, genel olarak bunlardan bahsetmek istedik size. Yani çok ilginç zamanlardan geçiyoruz. Umarız öncelikle Noel zamanı, bayram zamanı Çekler için ve burada yaşayan hepimiz için güzel geçer ve 2020'de artık aşıyla ilgili daha büyük adımlar atılmaya başlanır diyoruz. Sizin koronavirüsle ilgili duyduklarınız varsa, eklemek istedikleriniz veya değiştirmek istedikleriniz varsa her zaman yorumlara bırakabilirsiniz. Hepsini tek tek okuyup cevaplamaya ve dikkate almaya çalışıyoruz. Bizi takip ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Daha pozitif konularda, daha güzel ve iç açıcı konularda tekrar görüşmek üzere diyoruz. Hoşça kalın.